Ay kaç bro. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün manyak bir video. Ne çekiyoruz kanki? Buyur. Arkadaşlar bugün TBMM'de bir gün geçirmeye çalışacağız. Dur bir daha. Çirkin çıktın mı? Şimdi fotoğrafı seçtim. Aynen. Bizi içeri almıyorlar. Bizi içeri almıyorlar. Yardımcı olabilir misiniz? Yardımcı olabilir misiniz? Bülent Turan. Turan Bülent. Evet doğru. Atıyorum. Reis. Mağduruz. Mağduruz mu yazıyor? Evet doğru doğru. Mağduruz. Yolladım. Kötü Türkçe ile yazarlar. Almazlar şimdi bizi içeri. Tweet attık. Evet. Arkadaşlar. Bugün... Bekliyoruz. Hadi bakalım. Bugün ilginç bir video çekeceğiz. Bugün ne çekiyoruz arkadaşlar söyleyeyim size. TBMM'nin önüne geldik. İçeri girmeye çalışacağız. İçeri girersek de içeride bir gün geçirmeye çalışacağız. Aslında içeri girebiliyoruz ama kameramız içeri giremiyor. Evet. Yani bize yardımcı olmaları gerekiyor. Yani sonuçta ziyaretçi giriş diye bir şey var. Evet. Ama biz kameraya da sokmak istiyoruz. TBMM'de çılgın bir gün geçireceğiz. Kartınızı kullanabilir miyiz? Kullanın. Geçişe. Kullanın dedi hadi girelim. Olmuyormuş. Akbil mi lan bu? Ya sorma boş yapar. Sayın Bekir'im. Evet. Kanka bu bana kesin vurur. Ne diyorsun lan ben? Abi vallahi tweet gelmiş. Yemin et. Yemin ederim gelmiş. Hadi oğlum. Abi Bülent Duran. Gelirken bana mı? Bu tiple almazlar tabii. Oğlum şaka. Gelirken bana mı sordunuz? Bu tiple almazlar tabii. Sayın Başkanım yani kusura bakmayın da. Dur ben bir hemen gireyim. Yani Sayın Başkanım, kusura bakmayın da halkın oylarıyla oradasınız. Bu tiple almazlar tabii yazmış ya. Bilal seni çatma lan, yurt dışı edilir sonra. Vallahi başkan geliyor. Vallahi geliyor. Başkanım buradayız. Buradayız başkanım. Şeyim de sıkacağım. Sayın Hoca geldi tipen bak. Desene. De bakalım. Ayıp olur oğlum koskoca başkanım. Bakalım ne oluyor. Ciddi ciddi başkan. Oğlum çok şu an heyecanlandım ya. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Burada berber vardı ona uğrayın. Sonra alın işte olmaz mı? Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldiniz. Başkanım. Hoş geldiniz. Bir şey diyeceğim. Tweet'i siz mi atıyorsunuz yoksa yardımcılarınız varsa? Ben atamaz mıyım? Beceremezim. Ne demek istiyorsun? Estağfurullah. Estağfurullah. Ama şimdi böyle bir tipi nasıl tipsiz bulursunuz ben ne anlamadım. Seni acilen bir berbere götürmen lazım. Ona gideyim ben çekimden sonra gideyim. Başkanım bende de sen var. Sen kurtarıyorsun. Sen de problem yok. Teşekkür ederim. Başkanım biz şimdi çekim için geldik. Kameradan müsaade etmedi. Biz de öyle bir şey yapalım. Dedik. Şansımızı deneyelim. Burası milletin meclisi. Tabii ki buranın prosedürleri var ama normalde her gelen misafirin açık. Buranın saatleri güvenli açısından bir engel yoksa. Yok, bizi alıyorlar zaten de kameramızı almadılar. Öyle mi? Bizi içeri alıyorlar. O zaman görüşelim arkadaşlarımızla. Tamam. İmkan varsa tamam. Davet edelim tamam. isterim. Çok tamam. teşekkürler evet. başkanım. Tamam. Alabilir miyiz arkadaşlarımız içeriye? Emniyet mesulumu çekmiyoruz. Devam ediyoruz. Buyurun bakalım. Girdik. Başkanım. Kaç. TBMM içinde berber var mıdır başkanım? Kuaförümüz var, berberimiz var. Marikör beni güneşler. Berber gibi bir şey. Bülent Turan başkan stilinden yap desem mesela. Saçma bir ben ondan istemiyorum. Kalmadı ki. Ben ondan istemiyorum. Bak istemiyorum. Bana yakışmaz çünkü. Yok saçımız. Başkanın misafiriyiz de. Merhabalar. Merhabalar. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii. Para istiyorlar bu fotoğraf için. Başkanım biz de çekilecekler yalnız. Ben kaçamadım. Milletimizin fotoğrafını başkanımız çekiyor. Türkiye'nin özeti burası. 80 milyon biz insanın bu ülkede yaşıyorsak bunların temsili açısından bakımından bina burası işte. Evet başkanım. Eksik fazla. Biz buradan hayatımıza devam ettiriyoruz. İşte siyasetimizi buradan yapıyoruz. Ülkemize olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Çok zor bir görev ama onurlu bir görev. Evet. Yani 80 milyon emanetin üzerinizde. Yani savaşa burası karar veriyor. Davetesi evet. yok yani. Askerliğe başkanım mesela ben internette görüyorum videolar. Oradaki görevli abilerimizi güldürmeye çalışıyorlar mesela gülecek mi diye deniyorlar. Şey yapalım mı? Denesek mi şimdi? Ben güldürebilirim. Abimize. Her türlü iddiasına girerim. Yok çıkarmaz inşallah. Şurada yani, her türlü iddiasına girerim. Ben güleceğine inanmıyorum. Fatih fotoğraf başkanım çekelim. Ben fotoğraf çekeyim. Tamam. Aa evet. Yapalım başkanım burada binanın önünde. Ben her türlü olur. Güldürebilirim yani, başkanım. Güldüreceğine inanıyorum ben arkadaşım. Her türlü güldürebilirim. Ama normalde gülmüyorlar. Silah çekerse. Çekmez diye düşünüyorum. Yapmayın oğlum böyle şeyler ya. Başkan. Güzel şeyler yapmayız yani. Allah'a gitti, billaha gitti. Tamam. Çok çabuk pes ettin abi. İsimlenmemeye çalışıyorum ben de. Adam diyorum nöbet tutuyordum, işi evet, var diyorum falan. Sen daha gelmeden pas verdin abi. Efendim arkadaşla aşağıda görüştük. Dedi, dedim ki ben oraya geldiğim zaman beni gördüğüm zaman gülmeyeceğim dedi. Şöyle yaptı. Sakın yapma. Ben Çanakkale Meydanı'ndaydım. Halkaya çağırıyorduk, kalıyorduk. Ankara'daki vekillerimiz meclise geldiler. İllerindekiler de biz kendi ilimizdeydik.
kent teşkilatlarını halka ayağa çağırmak için, kaldırmak için yoğun mesai harcadılar. Bakın şöyle gördüğünüz, bir yerde var. Burası tam başbakanın odasına bakar. Oda hemen şurası, gidiyor şimdi. Bomba buraya atıldı. Kaç bomba var? Bir tanesi burası. Yakın ne söylüyorum? Yoksa bahçede var, ileride var. Kaç bomba? Bir tane değil yani. Evet. Burası maalesef, restore edilmemesinin sebebi de ana olarak kalmış. Ana olarak kalsın diye. Ders alalım diye. Çünkü evet, bakın partilerimiz farklı olabilir, ideolojimiz farklı olabilir, eğitimlerimiz, mezheplerimiz, tarzlarımız, hepsi buna kabul. Futbol takımlarımız. Ama ülkenin ortak değerleri var. Evet. Bayrağımız bir tane. Ülkemiz, devletimiz bir tane. Cumhurbaşkanımız bir tane. Dolayısıyla o akşam bu yapılan hain girişim, şu gördüğü gibi, bilen iddia ettiği tiyatroyu falan bırak, çok vahim sonuçlara doğuran bir meseleydi. Evet. İnşallah bir daha olmaz ama şunu gördüğü darbe yapmak isteyenler, bu halk izin vermez buna. AK Parti bugün var, yarın yok. Bunlar geçer. Ama artık bu ülkede darbe yapma girişimi geri kalmış olması lazım. Başkanım, çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Şimdi ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Burası ne AKP'nin, ne CHP'nin, ne MHP'nin değil, değil mi? Meclisi burası. Burası bizim meclisimiz, tabii milletin ki meclisi. Tabii. Ve şu anki görüntü beni çok şey yaptı yani, etkiledi. Televizyonda izlemiştim, canlı canlı görüntü. O da burası. Çok büyük hasar almıştı. 5-6 ay kullanılamadı. İşte yeni yeni restore ettiler tekrar. İçeride var mı bırakılan yer? Şu an kapalıdır muhtemelen. Evet, kapalı. Çok sıkıntılıydı, anlatmayalım. Bu girişi öbür taraftan mı? Şimdi basın odasına geçiyoruz. Merhabalar, güzel gelsin. Merhabalar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Merhabalar, biz Erzurum YouTube kanalında. Merhabalar. Öyle mi? Evet, YouTube video çekiyoruz. Erzurum milletvekilimiz. Merhaba. Ben bir hocamız. Muhtemelen basın toplantısı yaptı, oradan gidiyoruz. Merhabalar. Biz de oradan mekana gidiyoruz. Erzurum milletvekilimiz. Burada sağ solu ufak ofisler var. Bu ofisler tüm gazeteciler, her sezon ait bir ufak ofis vardır, orada kuruyorlar. Burası basın salon diyeyim, basın ofislerin olduğu yer diyelim. Buyurun bakalım. İdem Engin. Şey var lan, yukarıda bir şey yok. Evet, burası bayağı. Bir olağanüstü giriş yapabilir miyiz? Ha, yapın. Gençlerimiz var. Sayın CHP vekili. Size selam vermek istiyorlar. Tamam, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Bursa milletvekili, CHP Bursa milletvekili. Merhaba. Ben de Bursalıyım, İzmitliyim. Merhaba, hoş geldin. YouTuber gençlerimiz bunlar. Atakan, Bilal, Fatih. Merhaba, memnun oldum. Kolay gelsin herkese. Küçük bir baskın yapalım dedik size. Burada meclisin en atak, en heyecanlı, en yerinde duramayan, bizim en çok kavga ettiğimiz. Bir şey sorabilir miyim? Dışarıda öyle değilmiş çok ama. Çok özür dilerim. Değil. Siz şey yapıyor musunuz? O da ne yapsın? Tartışıyor yani musunuz kendi aranızda vekilim mesela? İçeride çok tartışıyoruz, dışarıda tartışmıyoruz. Nüzül süper valla. O zaman biz kandırılıyoruz. Kandırılıyor da yani. Vekilim çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Vekilim. Dışında kalan arkadaşlardayız bunlar. Twitter'dan takip edeceğiz. Evet. Yardımcı olmak. Bak görüyor musunuz? Dagoşlar bile. Yardımcı oldun mu? Maalesef dedi. Kim aldı? Maalesef. Kim aldı? Nasıl? Veli Bey de bu arada Sözcü Gazetesi'nin temsilcisi. Bizi en muhalif gazetenin buradaki patronu tabiri caizse. Meşhur o başlıklar, evet biliyoruz. Almanız haber yapayım ya. Benim tipimi beğenmediği için içeri almayacağını söyledi Bülent Başkanım. Belki işinize yarayabilir. Bence bunu bir haber yapabilirsiniz. Kayıtlara giriyor bakın. Sonra inkar etme. Ama tweet'te yazdı. O tiple seni kimse almaz. Gördüm. YouTube'lar. Üç kafalar. Maşallah. Atakan, Bilal, Fatih. Bugün misafirimiz meclisi geziyoruz. Ses selam verelim size. Hiç normal insanlarla dolaşmıyorsunuz. Nasıl? Hangisi anormal? Hepsi diyorsun. Antalya Spor. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Bilnur Hanım bizim Bursa milletvekilimiz. Öyle mi? Merhaba sayın vekilim. Sayın vekilim nasılsınız? YouTuber Fatih, Atakan, Bilal. Bunlar meşhur üç kafalar. Ben de Bursalıyım bu arada. Öyle mi? Neresi? Evet, İznikliyim. Fatih şimdi iş ister vekilim. Daha... Şey yapmayalım. Muhabbete girmeyelim. Şimdi iş ister. Zeytinin fiyatı ben, falan gireceksin. Bizim bir tane bazilikamız var. Sadece onu merak ediyorum. Görmek istiyorum sadece. Suyun altına çıkarmaya evet, çalışıyoruz. Evet. Biliyorum, haberim var vekilim. Çok teşekkür ederim. Bu arada vekilim de çok genç. Maşallah. Tabii ki. Ay ne kadar iyisiniz ya. Çok, yani, çok güzelsiniz. Geri kendinizim arkadaşlar. Birazdan gideceğiz. Beraber gideceğiz. Çok teşekkürler, teşekkürler vekilim. Sağ olun. Peki gençlere 3 kelime söyleyebilir misiniz videoda? Mesela tam burası da hazırken. Grubumuza hoş geldiniz. Bugün herhalde İlk defa burada az katılımla bir grup toplantısı yapıyoruz. Bir, aile ihmal etmeyin. Her şey geri geçer. Makam, mevki, görev. Ama aile, ölünceye kadar yalnız olmak durumunda olduğumuz bizim en özel bir yapımız. Mutlaka derslerimiz hobimiz olsun. Üç, dünyanın geldiği yerde yabancıyı bilmeyen adam eksik adam. O yüzden mutlaka bir yabancı bilmekte fayda var. Üç tane söylemiş olduk. Tebrik ederim. Oo, başkanımız dayanır.
Grup Başkan Vekilimizin konuşmasından sonra Trabzon Milletvekili Bilal Ancı'yı sahneye davet ediyorum. Şükrü Bey bizim Adana Milletvekilimiz. En genç vekillerimizden. Adana'ya ilgili bir sorun var benim. Şırdan'ı Türkiye'nin genelinde yapacaklarmış. Onu istediler. Biz sorduk. Şırdan'ın Türkiye'ye genelinde olmasını istiyorlar. Tanesi de 2 lira olacakmış. Bir de daha ucuz yapak ya, size bedava zaten. Yapaktan başladık. Vekilim bir de şey istiyorlar. Bütün evlere ücretsiz klima istiyorlar. Kimin adamısınız oğlum siz? İmai'yi tanıyorum hepsini. Sen tanıyorsun. En yaşlı bir adam. Ben yaşlıyım ama hadi gel. Başkanım şeyi de izliyordur. İnternet dizimizi. Sizin bir internet dizisi var. Sıfır bir. Vay, vallahi süper değil mi ya? Çok ama Atakan'ı tanımıyorsun değil mi? Tanımıyorsun. Başkan beni tanıyor. Tanıma. Vallahi tanısa Çanakkale adına savaşı başlar burada değil. Yalova. İyisiniz. Yalova. Zeytin'i en iyi olan yer artık. Zeytin ve zeytinyağı. Öyle mi? Yalova en iyisiniz. Ben Bursa ve Yalova olduğu için yakınım. Oralar söylüyorsun. Evet. Sen Bursa mı? Evet. Bursalı mısın? Evet. Ne yapıyorsun Bursa'da? Ben Bursa'da İznik'teyim. He, İznik. Evet, sesiniz böyle çok sert ve güzel geldiği için. Öyle ses. Ben bir tedirgin oldum. Başkanım kolay gelsin. Çok karizmatik bir yüzünüz var. Gençlerle uğraşmak zor. Zor değil mi? Bir şey ama rica edebilir miyim? Geleceğimiz bunlar. Bekirim, işte. Bir şey rica edebilir miyim? Kanala abone olmayı unutmayın der misiniz? Kafalar kanalına abone olmayı unutmayın. Bu sesten sonra abone olmayan da hadi olmayın bakayım. Bekirim görüşürüz. Başkanım size bir şey sorabilir miyim? Bu dili sadece meclis mi bilir başkanım? Bunun özel eğitimi var. Sadece onlar bunlar, evet. Başkanım Atakan bir soru soracakmış da müsaitseniz. O kim? Video nasıl gidiyor? O kim? Video çekmiş. Başkanım ben buradayım. O kim ya? Aa, üyeler lokantası. Üye değiliz başkanım. Bak şimdi kesin kuru fasulye yiyeceğiz. Hemen hemen bütün gençlerin, yani karşıt görüşte de olan, yani sizin görüşünüzde de olan gençlerin sizinle anlaşıp konuşabileceğini düşünüyorum ben. Hani o ılımlılığı ve o sıcaklığı da veriyorsunuz çünkü. Yani bu işin bir görünen tarafı var. İşte alkışlayanlar, şahşah yapanlar, şunlar bunlar var. Bir de dediğiniz gibi bizim kendi bireysel sıkıntımız. Yani şimdi bizim maaşımız konuşuyorlar. Oysa ben avukatken daha çok maaş alırım, para kazanırdım. Evet. Yani vekil olunca değil, ben avukatken evimi aldım, arabamı aldım. Ama şimdi vekilim baş göze batıyor. Hayır, ben 15 avukatlık yaptım. O zaman daha çok kazandım, bir daha söylüyorum. Evet. Çocuğum oldu, göremiyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Bu arada eski Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı da geldi. Alalım mı burayı? Şu an gördüm onu ben de. Bir an heyecan yaptım. Merhaba, kolay gelsin. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun lütfen. Burada kim oturuyor? Atakan. Yeni gelen bakanımız kar tatillerinde okulları tatil edecek mi? Onu merak ediyoruz. Bunu liseli kardeşlerimiz merak ediyor muhtemelen. Biz de şimdi kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar ki kar tatilleri kararını bakan vermez. Evet. Vali verir. Aklımızda kalanlar sınıfta derste mecburen öğrendiklerimiz değildir. Teneffüste arkadaşlarımızdan öğrendiklerimiz, bu tür konferans vesaire zamanında yaş kaynatıyor diye sevdiğimiz şeyler, etkinliklerde öğrendiklerimiz asıl bizi gerçekten kalıcı şeyler kazandırır. Aykut'un sorular tarafı Atakan Bey'in şeridi. O bayrak şu an Atakan Bey'de. Yani dersi kaynatmak için Aykut'un soru değil mi? Dersi kaynatıyor, tarih geliyor, garip şeyler yapıyoruz. Değil mi Atakan? Dersleri kaynatıyor. Sakıncası yok. Yani faydalı. Her öğrenci evet. Yapmıştır. Sayın. Her öğrenciye yarar. Tabii eski yani. Milli Eğitim Bakanımız dediği için dersi kaynatabilirsiniz, abi. Sıkıntı yok dedi. Ama niçin kaynattığınıza da evet, tabii. Yani, hani sokağa çıkıp ıslık çalarak dolaşmak için değil. Tabii. Evet. Yazarlar geldiyse, ressamlar geldiyse, sanatçılar geldiyse, YouTuber'lar geldiyse, YouTuber'lar geldiyse kaynatabilirsin. Çünkü o da ayrı bir derstir. Evet. Tabii. Sayın Bakanımızın misafirleri var. Bakanım çok teşekkür ederim. Çok zevk aldığımız için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki o zaman şimdi herkes masada. Öyle mi Salih Bey? Şöyle koyuyoruz. Yan yana koyuyoruz. İsim görünmesin ama. Peki şöyle koyalım kartları. Ben karıştıracağım. Garson kimin olduğunu bilmiyor. Trabzon milletvekilimiz var. Kartım almasın değil mi? Yok bekliyorum alma. Yani. Karton bir tane seçecek, hangisi seçilirse hesabı ödeyecek. Evet. Çok riskli. Buyurun. Evet, anlattık oraya. Oku. Başkanım Türkiye finansı arıyorum da. Kim? Atakan. Atakan!
videoyu da ben çekeyim. Hesabı da ben ödeyeyim. Ya biz de böyle Sayın Bakan'la falan aynı koridorda yürüyoruz falan. Böyle bir hayat. Beraber yemek yedik. Çorba içtik falan. Aynen çorba içtik hesabı. Peki çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Telefonlarımı veriyorum. Evet. Mutlaka görüşelim. Çanakkale'de bir sıkıntımız oldu mu arıyoruz. Her zaman. Her zaman bekliyorum. Çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Teşekkür yolda açık olsun. Allah'a emanet. Sarılabilir miyim ben? Ne demek ben ya? Ben sarılmak istiyorum. Ne demek? O fazladan aldı yani. Ben de Salih. Sayın görüşürüz. 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 Bir daha. Çok şakacısın. Yani kimdi? Atakan ismini de siz bilirsiniz. Herkes elim vermiyor. Herkes elim vermiyor. Eliniz atmıyor. Ama tıraş olacak, tıraş olacak ondan sonra değil mi? Aa evet, tıraş ol ondan sonra. Sıfıra mı vursun vekilim onu? Yok ya şaka, tarz çok güzel. Gayet 10 numara tarz var. Çok sevgisiz. Atakan hariç. Hey, kanalda olacak mı Atakan? Atakan'ı çıkartıyoruz başkanım. Peki o zaman tamam. Hi guys bro. Kafalar kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler. Peki yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık kaç tane vekil gezdik biz? Arkadaşlar valla Instagram'dan daha önceden story'den duyurmuştum. Bundan birkaç gün önce. Hemen hemen bütün vekilleri gezmeye çalışıyoruz. Şimdi bu arada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar videoyu... ben milletvekili numarası toplamaktan buraya yetişemedim. Bu videoyu bu arada bütün vekiller izleyecek. Hani siz de yoruma yazın arkadaşlar. Yani sormak istediğiniz bütün soruları yazın yani. Mesela Kastamonu'sun. Kastamonu'nun vekiline bir şey yazabilirsin. TBMM'deki herkes izleyecek bu videoyu. Evet. Gençlik Spor Bakanımız burada. Şimdi idman yapacağız beraber. Evet. Beraber şimdi halı saha antrenmanları. İp atlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş İyisiniz. Çok iyiyim. Mesela daha önce gelmiş miydiniz? Bir soru sorabilirim. Kaç yaşına kadar genç sayılıyoruz? Yani genç olmak yüreğe bağlı ve evet. Kendini ne hissettiğine bağlı. Evet. Bence o. Ben çok gencim şu an. Kendimi evet, çok iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. Siz fitsiniz de ben fit. Sen yok iyisin. Sen de iyisin. Bakanım şey espor. Sen de iyisin. Sayın bakanım ben sen de biraz fazla. Ben de biraz göbek. Bakanım biraz çalışman lazım. Evet o zaman ben sen, şurada biraz çalışayım. Bakayım. Çalış bakalım. Orada olmaz ama. Bakalım. Sen salona gel orada olmaz. Salona gel. Oraya git salona gel. Salona gel orada olmaz. Bakalım sporcu. Yeter artık. Hiç sporcu tipi yok burada. Bunu bir şey bizim antrenöre verelim de bunu. Tamam, tamam. Çok teşekkürler bakalım sağ olun. Çok teşekkürler. Arkadaşlar da beylerle geçiyor. Özköy var. Neresi? Merkez mi? Ben şu an Eskişehir'deyim. Eniştemin dediyiz. Eniştenin yanına sizi almadım. Bekir'im ben şöyle yere gelsem olur mu? Olur olur. Hayır, okay. Tamam güzel olur. Gençlik. Evet hadi bakalım. Gel gel. Ben de geleyim. Oturamadım. Otur yere oturacaksın. Bekir'im oturamıyorum ki. Yat yat yere. Evet halk vekiliyle iç içe arkadaşlar. Arkadaşlarından ceket rica ediyorum ben. Yok bir dakika Atakan. Ceket mi? Ekibim. Pantolon patladı. Yok yok bir şey olmadı. Hadi sen kalk ben buradayım. Kalk. Tamam kalkıyorum. Kimi alıyorum ben burada. Yardımcı olabilirsiniz çok. Çok teşekkürler Bekir'im sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bekir'im nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz iyi, sağ olun. YouTube kafalar kanalımızda 2,5 bin haberiniz. Biliyor musunuz? Samsun'da. Ben Kastamonu'yum. Orduluyuz. Ordu, ben Trabzon. Maşallah. Oo, tamam. Trabzon. Salih Bey'le de çekindik. Cüreyla, çok memnun oldum. İlk defa mı geldiniz meclise? Meclise ilk defa geldik valla. Hani bu kadar sıcak bir yer olduğunu bilmiyordum. Yani böyle resmi, çok resmi. Böyle insanlar şey... Milletvekili deyince suratı asık insanlar bekliyoruz Sayın Vekilim. Suratı asık insanlar bekliyoruz ama böyle herkesle tanıştık hepsiyle güler yüz. CHP'lisiyle tanıştık, MHP'lisi, AK Partisi hepsiyle tanıştık hepsinin suratı güler yüz. Her zaman bekleriz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Gelin çok sağ olun Sayın Vekilim. Bu arada Samsun çok güzel. Samsun çok güzel bir evet. Şey. Çiftlik. Atakum. 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 Muazzam bir yer. Samsun'la ilgili bir istekte bulunan bir arkadaşım vardı da. Öyle mi? Ne diyor Samsun'la alakalı? Samsunlular yorum atabilir Sayın Vekilimize soru sorarak. Evet. Vekilimizin sosyal medya hesaplarını var, verelim. Var. Çiğdem Karaaslan 55. Çiğdem Karaaslan 55 olmazsa olmaz. Samsun o belli olacak. Atabilirsiniz. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta hepsini. Ne demiş? Gaziantep. Bu karıştı Gaziantep. Çok vardı. Bana yollayabilirsiniz. Tamam. Tamam. Size yollayacağım çok vekilim. Tamam. Çok teşekkürler vekilim. Arkadaşlar vekilime göndereceğim haberiniz olsun. Unuttum şunu bulamadım arasında. Hadi hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi bir binadan diğer binaya geçen bir alt geçit var. Tünel gizli gibi. Bir geçit mi yani? Gizli değil. Acıdı ya. Ama dışarıdan gidiyorsun. Yani buradan geçitten geçiyorsun. Geçitin özelliği var. Medeniyetler yolu diyorlar. Evet galiba. Medeniyetler. Bütün şehirlerin fotoğrafları mı? Resimleri olması gerekiyor. Bir şeysi var. Göreceğiz zaten şimdi. Aynen. Merdiven var. Dikkat. Aman dedim işte. Dedim işte. Bu sence nereli? Bu güreş. Kırklareli. Çanakkale. Edirne.
İstanbul. İstanbul. Aa bak deve görüşü yapılıyor. İzmir tamam peki işte. Deve görüşü nerede yapılıyordu ya? Şey balık ha doğru. Avcılar Babarlı Babeski. Aynen. Ankara. Ankara, Dikmen. Şimdi arkadaşlar milletvekillerinin odaları var burada. Milletvekillerinin odalarını müfettiş gibi basacağız. Kütahya milletvekili. Evet, Atakan bakalım yedirebilecek mi? Müfettiş gibi. Müfettiş gibi gireceğiz. Ben de yardımcısıyım. Bakalım ayağa kalkın falan. Yine koruma. Bitlis milletvekilimiz. Bitlis. Artık girelim mi? Evet, İzmir milletvekilimiz. İzmir. Evet. Girelim İzmir'e girelim. Atakan bir kapıyı çalayım istersen. Amir, bir saniye. Amir, özür dilerim. Güvenlik, güvenlik, önden evet. Güvenlik. Denetli oralı. Temiz. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Selamlar. Amirimiz Atakan Özgür. Teftiş için geldi de. Ben müfettiş. Tabii ki. Atakan Özgür. Geldi. Merhabalar. Biz bir denetim için geldik. Ben dosyaları bir dosyaları alabilir miyim acaba? Tabii ki. Ne tür bir dosya istiyorsunuz? Her türlü dosya olur. Kırmızı dosya olsun. Ben odamda bekliyorum sizi. Amirim. Hamza Dağ'ın odası. Ben size çay söyleyeyim isterseniz. 200 tane çay söylesem yeterli midir acaba? 200 yaz kaçalım. 200 yaz, 200. Basılı otomatik. Dur bakayım. Dur 50 tane söyleyeyim onun için. Dur dur bir tane. Şuraya basacağım şimdi klavye gelecek. Klavye gelmiyor. Gelmiyor. Amirim ben yardımcı oluyorum size bir saniye. Türk kahvesi kaç tane içersin? 10 tane söyle. Sen 10 tane içer misin? Orta söyle 10 tane. 10 tane şekerli söylüyorum. Meyve suyu da fişte suyu da söyle. Fişte suyu. Fişte suyu mu? Fişte suyu. Normal soğuk. Fişte suyu da söylüyorum. Söyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kaç çay söyledin? Şuradan YouTube açalım bir de. YouTube. Kafalar videosunu aç. Klavye, ekran klavyesini aç. Hadi en son videomuzu aç dursun lan. Ha dur. Açıyorum. Geldiğinde vekil izlesin. Dur. Kafalar yaz. Abone olayım dur. Abone ol. Aha vallahi vekil ne sen? Ol ol ol. Abone olayım dur. Ol ol abone ol. Abone ol. Şey yazayım mı? Şu videoya yorum atayım mı? Haa korkmuş. Hayır, yazayım mı ne olur? Çayı söyledik bu arada. Çay gelecek mi Fatih? Çay gelecek. Biz kaçalım Fatih kaçalım. Çalalım lan bize git. Kaçalım kaçalım Fatih Fatih. Çaktın mı dışarıdakiler çaktın mı? Oynamasın lan dursun. Sen söyledin mi? Söyledim vallahi. Dursun geldiğinde açsın mı? Tamam. Dosyalarıyız maçlar. Amirim dur sakin ol. Amirim. Evet. İyi sağ ol. Evet çok iyisin. Her şey gelir. Muazzam muazzam. Sağ ol. Ortamı var bir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bilal bir kapanış yapmak istiyormuş. Bir manyak videoyla sonunuza geldik. Yok ya estağfurullah. Lütfen ben... söyle abi. Şu anda ya, utanmam bir şey ya, değiştirmiyor. Lütfen. Ki. Hayır manyak bir video ya. Der misin? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoda bize yardımcı olan gayri resmi hesap YouTube kanalı size bir sürpriz yapmak istedi. Dedi ki takipçilerinize biz Apple MacBook Pro verelim. Apple MacBook Pro'yu kazanmak için tek bir şartınız var. Kanala abone olmak. Evet. Sadece kanala sadece abone oluyorsunuz. Abone oluyorsun. Kanalın ismi... Gayri resmi hesap. Gayri resmi hesap YouTube kanalına abone oluyorsunuz ve bir hafta sonra da açıklamasını biz kendi storylerimizden yapıyoruz. Buradan ya da aşağıdaki açıklamalardan abone olabilirsiniz. Vallahi ben bu videoya gelirken buraya beklentilerim daha düşüktü videoyla alakalı ama videonun içinde o kadar eğlendim ki, o kadar güzel şeyler yaşadık ki evet. Benim için çok güzel bir video oldu. Evet. Atakan senin için benim için de çok güzel bir video oldu. Ben son olarak resmi hesabına da teşekkür ediyorum. Evet. Aynen. Son olarak Bülent Başkan'a da çok teşekkür ediyorum bize yardımcı olduğu için. Evet. Ondan sonra da şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu video bizim tahminimizce TBMM'deki bütün vekiller ve bakanlar izleyecekler. Siz de onlara sormak istediğiniz soruları yoruma yazın. Ya bize kalırsa kötü yorum olmadan ama istediğiniz gibi dile getirebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir de şey diyeceğim. Bülent Turan'a sarmayın Twitter'dan evet. Kapıya gelip dayanmayın. Bu arada Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir.